bilsen hayatta başarının yolu, her şeyi planlı programlı yapıyorsun. Düzenli yapıyorsun. Düşünerek yapıyorsun. Ve sıkıntı olmuyor. Bunun için ama insanla tanımadığının düşmanıdır. Bilmediğinin düşmanıdır. Böyle bir söz var. Onun için biz özellikle matematikle uğraşan öğretmenlerimiz, öğretim üyelerimiz, yöneticilerimiz bu işi sevdirmek için ne yapmalılar? Matematiğin gerçekten kainatın dili olduğunu belirten, doğrulayan, destek veren bir cümle daha var. Matematik, dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen, sağlam, kullanışlı, evrensel bir dil, bir kültür. Matematik, bilim ve teknolojinin ortak bir dilidir. Biz bu dünyadaki olayları ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi değişim olayları, yaş, yer, konum, düşünce. Bu değişim olaylarını matematiğin diferansiyel denklemleri kısmı anlatır. Bir de kapasite olayları var, ölçüm. Buranın hacmi ne kadar, alanı ne kadar, siz kaç kilo ağırlığındasınız? Bu tür sorularda integralle biz ifade ediyoruz. Dolayısıyla türev ve integral hayatın her problemini çözmeye yeterlidir. Gerisi teferruattır, bunun alt cümlesidir. Matematik insanın davranışlarını dürüst kılar. Matematik insanı daha çalışkan hale getirir. Matematik insanı daha verimli hale getirir. Matematikte kullanılan eşitlikler, küçük eşit, büyük eşit ifadeleri ise hayatta bir kimseden ne istiyorsanız en azından o kadarını vermenizi gerektirdiğini bu eşitlikler söyler bize. Toplamların anlamı var. Ve matematikte bir altın oran diye bir kavram var. Bu altın oranda örneğin sizin göz bebeklerinin arasını ölçün. Kaşlarınızın arasını da ölçün. Birincisini ikincisine bölün, altın oran çıkar. Ve Allah insanları müthiş bir matematikle yaratmış. Mükemmel yaratmış. Matematikte finans problemlerini çözebilirsiniz. Sağlık problemlerini çözebilirsiniz. Tıbbi matematik var çünkü. Matematik sayesinde bilgisayar gelişir, teknoloji gelişir. Bu en önemli şey matematik. Bütün bilimlerin ortak dili olmasıdır.